Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde cenderleri işleyeceğiz. Su cenderlerinden başlayalım. Su cenderleri arkadaşlar sıvılar sıkıştırılamaz ve sıvılar basıncı her yöne aynen iletir. Prensiplerine dayanarak çalışır. Pascal prensibi olarak bilinen bu prensipler sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen her yöne iletir. Biz kabaca şu sistem üzerine duracağız arkadaşlar. Şu pistona uygulanan basınç sıvıya iletilmiş olacak. Sıvılar basıncı aynı ilettiğinden dolayı arkadaşlar basınç bu şekilde iletilerek diğer ikinci pistona gelecektir. Küçük pistona küçük kuvvet uygulayıp büyük pistondan büyük kuvvet alarak mekanizmaları harekete geçirebileceğiz arkadaşlar. kiri kirikoları örnek verebiliriz arkadaşlar. Sıvıların basıncı iletmesi vasıtasıyla diğer kola iletilerek arabayı kaldırmayı sağlayacaktır. Yine bu mekanizmalara hidrolik fren örneğini verebiliriz arkadaşlar. Hidrolik fren pedalına dokunulduğunda pedal sıvıya uyguladığı basıncı tekerlere ileterek frenleme sistemini harekete geçirmiş olacaktır. Cenderinin çalışma prensibinde birinci kola uygulanan basınç sıvı vasıtasıyla aynen diğer kola iletilir ve diğer kola bir basınç meydana gelir ve basınç da tekrar diğer kola kuvvet olarak alınacaktır. Ve sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen her yöne iletir. Bu Pascal prensibini burada kullanmaktayız. Sevgili arkadaşlar su basıncının iletilmesi prensibi günlük hayatta pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki su kesici bir mekanizma olarak bile kullanılmaktadır. Mesela su testeresi diyebileceğimiz su jetleri bilemiyorum daha önce hiç gördünüz mü? Suyun üzerine uygulanan büyük basınçla suyun küçük bir delikten geçirilerek kesme etkisi yaptığı bir cihazdır. Ve çok ilginç bir şekilde arkadaşlar çok sert maddeleri dahi kesebilmektedir bu basınç etkisiyle. Pascal prensibi hemen hemen bütün iş makinelerinde kullanılmaktadır. Pistonların sıvıya uyguladığı basınç diğer pistona iletilerek mekanizmalar harekete geçirilmektedir. Mesela kamyonların damper sistemleri, araçların havaya kaldırılmasında kullanılan lift cihazları yine bu Pascal prensibine göre çalışmaktadır. Ya da forklift dediğimiz yük kaldırmakta kullanılan iş makineleri günlük hayatımızın olmazsa olmazlarındandır diyebiliriz. Şimdi olayın matematiksel kısmına gelmiş olalım. Birinci pistonun yüzey alanı S1, F1 kuvveti uygulanıyor. İkinci yüzey S2 ve oraya da F2 kuvveti uygulandığında cendere bu şekilde dengede kalıyormuş. Aynı seviyede. Arkadaşlar buraya uygulanan basınç şöyle P yapayım. Buraya da uygulanan basınç birbirine eşittir. Çünkü sıvılar basıncı aynen iletmiş oldu arkadaşlar. Buna göre P1 eşittir. P2 diyelim. Buraya P1 buraya P2 diyelim. Ve katı basıncı formülümüzden F1 bölü S1 Eşittir. F2 bölü S2 olacaktır. Şöyle bir düzenekte arkadaşlar. Birinci kola ve piston vasıtaysa F kuvveti uygulanmış. F kuvveti de arkadaşlar şuradaki sıvıyı yükseltmiş. H kadar yükseltmiş. Şuradaki H kadarlık sıvının basıncı şuradaki F kuvvetinin uyguladığı basınca eşit olacak. Yani P eşittir. P sıvı diyoruz. P de F bölü S arkadaşlar. Buraya uygulanan basınç. Eşittir. Şuraya uygulanan basınç. Sıvı basıncı. HDG. Üçüncü bir düzenimiz var. Sıvı seviyeleri eşit değil. Burada H kadarlık bir sıvı basıncı var. Ekstra olarak. Artı şu pistonun basıncı var. Karşı tarafta da sadece küçük pistonun basıncı var. Bu durumda F bölü S1'in basıncı bu taraftaki basınç şu iki basınca eşit işte olacaktır arkadaşlar. F2 bölü S2 artı HDG olacaktır. Şimdi örneklerimize gelelim. Şekilde G ağırlıklı cisim 12 Nm kuvvetle dengelenmiştir. Pistonların kesit alanları 2S ve 5S olduğuna göre G ağırlığı kaç newtondur diye sorulmuş. Kollar eşit olduğuna göre yalnız şu basınçları eşitleyeceğiz. Kuvvetin ve ağırlığın uyguladığı basınçlar birbirine eşit olacak. 12 bölü S, 12 bölü 2S eşittir. G bölü 5S olacak. Buradan işlemler yapıldığında S'ler gider. 2G eşittir. 5 çarpı 12G eşittir. 30 Newton olacaktır. İkinci örneğimize gelelim. Kesit alanları S ve 2S olan pistonların üzerine 2F ve 3F'lik kuvvetler etki edince şekildeki gibi dengede kalmaktaymış. Cendere düzeneyimiz. Buna göre F kuvveti kaç HDGS'dir diye sorulmuş. 2F kuvvetinin uyguladığı basınç bu tarafa aynı yetilmiştir. Bu tarafta ise arkadaşlar 3F'in uyguladığı basınç ve şu sıvının uyguladığı basınç vardır. Denklemi yazalım. 2F bölü S eşittir. 3F bölü 2S artı sıvı basıncı HDG olacak. Denklemi düzenleyecek olursak. Paydasını eşitlemiş olduk. 4F bölü 2S F bölü 2s eşittir hdg ise f eşittir 2 hdg çıkar burada. Pistonların alanları 3s, 2s ve s olan bir su cenderesi g ağırlıklı cisimde f kuvveti şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre f bölü g oranı kaçtır diye sorulmuş. Pistonlar ağırlıksız Sevgili arkadaşlar bunu ikişerli ikişerli yazmış olalım. Önce şu iki düzeneye düşelim. G bölü 3 esin basıncı şuradaki sıvının basıncına eşit olacaktır. Buna göre G bölü 3 es eşittir. 2 H G eşittir. 6 H olur. Şimdi şu iki düzeneyi baz alalım arkadaşlar. Şu kısmı. Şu seviyeden eşitlik kurayım ben. Şu F kuvvetinin basıncı şuradaki sıvının basıncına eşit olacaktır. Ki burası da 1H olacak. Şu 1H ile 2H'ın farkını alırsak buraya 1H kalır. Buna göre denklemi yazacak olursak F bölü S'in basıncı 1H dg olacaktır. Buradan da F eşittir. 1H dg'ye çıkar. Bize F bölü G oranı sorulmuştu. F'e 1 dersek G'ye 6 demiş olacağız. Şurada S var bunu unutmayalım. F bölü G eşittir. 1 bölü 6 olur. Bir diğer prensimiz U boruları ya da bileşik kaplar dediğimiz kap düzenekleri. Şekildeki gibi bileşik kaba farklı özgürlükler sıvılar konulduğunda Öz kütlesi büyük olan sıvı altta kalacak şekilde dengede kalır. Şöyle bileşik kabımız var. Bu meşhur deney düzeneklerden birisidir. Bunun bilinmesi çok önemli arkadaşlar. Düzenekler arkadaşlar. ÖSM'nin ilgi alanındadır her zaman için. Evet kesit alanına bağlı olmaksızın, kabın eğimine bağlı olmaksızın, kabın şekline bağlı olmaksızın eğer bir kaba, bileşik kaba aynı sıvı konuluyorsa bütün sıvılar eşit seviyede dengede kalır. Bunun deneyini de bir görmüş olalım. Evet şöyle bir bileşik kabımız var. Sıvıyı doldurduğumuz arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi aynı seviyede olacak şekilde dengede kalmaktadır. Hepsi aynı seviyede dengede kaldı. Kabın evini değiştirsek dahi arkadaşlar sıvı seviyesinin hep aynı kaldığını görmüş olalım. şu alttaki sıvı arkadaşlar D2 üstüyle sıvı basıncı aynı iletiyor. Dolayısıyla K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşit oluyor. Yani şu D1 sıvısının basıncıyla D2 sıvısının şu seviyedeki basınçları birbirine eşit olacaktır. Yani Pk eşittir. PL diyoruz. Buradan da H1 D1 G eşittir. H2 D2 G oldu. G der sadeleşir. H1 D1 H2 D2 denklemi yazılabilir. Yükseklik farkı yer çekimine bağlı değildir. Sadece öz kütleye bağlıdır diyebiliriz. Evet örneğimizde diyor ki düşey kesiti şekildeki gibi olan U borusunda K ve L sıvıları birbirine karışmadan dengede kalmaktadır. Buna göre sıvıların öz kütleleri oranı DK bölü DL oranı kaçtır? Arkadaşlar şu seviyeden itibaren basınçları eşitliyoruz. Çünkü buradaki sıvı arkadaşlar buranın aldığı basıncı aynen bu tarafa iletmektedir. Bu durumda şu basınç şu basınca eşit olur. P1 basıncı diyelim. Buna da P2 basıncı diyelim. P1 eşittir P2 oldu. P1'de şu yükseklik 2H ve burası K sıvısı. 2H çarpı DK eşittir. 5H çarpı DL'ye eşit olacaktır. Buradan çok rahat artık K ve oranını görebiliriz. DK bölü DL 5 bölü 2 olur. Özetleyecek olursak arkadaşlar 2H yüksekliğinin 5H yüksekliğine göre öz kütle oranlaması burası 5D olur çaprazlama burası da 2D olur ki çarpımları işte olsun. Öz kütledir DKDL DM olan birbirine karışmayan KLM sıvıları bu borusuna şekildeki gibi konulduğunda dengede kalmaktadır sıvıların yoğunlukları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur diye sormuş bize arkadaşlar. Üst seviyeler eşit vermiş bize. 3 tane sıvı var. Sevgili arkadaşlar burada vereceğimiz ilk cevap L'nin öz kütlesinin en büyük olduğu olması gerekiyor. Çünkü öz kütlesi büyük olan sıvı aşağı iner. Yani bunu hiç tartışmaya gerek yok ya da bunun için denklem yazmaya da gerek yok. Öz kütlesi büyük olan sıvı aşağıdadır deyip DL en büyüktür diyerek çözmeye başlamamız lazım. Evet. D, ile en büyüktür diyerek çözüme başladık. K'nın öz kütlesi büyük. M'nin mi arkadaşlar? Şöyle şu seviyeden itibaren basınçları işleyelim öncelikli olarak. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şu kanun basıncı karşı tarafta ise M'nin ve L'nin basıncı var. Evet. Burada arkadaşlar bu durumu görmek biraz zor olabilir. Ama şöyle bir mantık yürütebilir mi acaba? Üst seviyeler işte olduğu için K'nın M'ye göre daha baskın olduğunu görebiliriz. K'nın öz kütlesi M'den büyüktür gibi bir yorum yapabiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. M'nin L ile birlikte yani öz kütlesi en büyük olan sıvıyla birlikte basıncı K'ya eşit olduğuna göre L en büyükse M'de en küçük olsun ki ve K da ortanca olsun bunlar birbirine eşit olabilsin. Yani DL büyüktür. DK büyüktür. DM yazabiliriz. Bu çözümden tatmin olmayabiliriz. O zaman farklı bir çözüm geliştirelim kendimize. İkinci bir yol olarak. Şu yüksekliklere eşit kabul edelim. Şurası da 2H olsun arkadaşlar. L'nin öz kütlesinin en büyük olduğunu biliyorum. Ben buna 3D diyeyim. M'ye de bir değer vereyim ki D diyeyim arkadaşlar. Acaba K'da orta bir değer mi çıkacak? 2 değer mi çıkacak? Yoksa daha farklı bir değer mi çıkacak? 3 dden büyük mü ya da değerden küçük mü çıkacak? Denklemle görmüş olalım. 2H çarpı DK eşittir. H çarpı DL yani 3D artı H çarpı D olacaktır. Buradan denklemi düzenlediğimiz arkadaşlar H'lar gidiyor. Karşı tarafta 4D kalıyor. Burada 2DK kalıyor. O zaman DK'da 2D çıkıyor. Yani K ortanca bir değerde olacağını bu şekilde sayısal olarak da ispat edebiliriz. Daha farklı bir çözüm de sunabiliriz bunun için ama bu kadarlık yeter olduğunu düşünüyorum. <laughs>